Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalım üzerinden sizlere Hilden bugün tanıtım videosunu paylaşmıştım. Bugün de iki kısmı oluşan savaş videoluyla bu tanıtım videosunda paylaştığım dört tane taktiğin sizlere savaşlarda savaşlardaki bizzat kullanımını göstereceğim. E, hatırlarsınız hildan bugün için ağır bir klavizör demiştik. Oyundaki tüm klavizörleri ima etmek, muripleri yok etmek için tasarlanmış bir gemiydi. Zırhlarla da belli açılardan e, kafa tutabilecek bir ağır kruze olduğunu e, söylemiştik arkadaşlar. 4 tane temel taktik vermiştik. Ana toplarımızın önceliğini 8 kilometre altında zırhlara fazla yaklaşmamamız gerektiğini, Zao ve etrafta Murif varsa sonlarımızın efektif kullanılması gerektiğini ve zırhların ana toplarını vuracak şekilde, onları hasar verecek şekilde e, almamızın önemli olduğunu belirtmiştik sizlere. Bakalım e, karşımıza nasıl bir savaş gelecek. Evet arkadaşlar karşı takımda Montanlık 2 tane zıhlı, 3 tane kararizör ve Cilik ve Almanların z oluşan 2 tane murik takımı geldi. Haritamızda Fayat'ta arkadaşlar. Fayatta oyunda çok yenilen bir harita. A, B, 3 parçalı. Bunda genellikle A ve C'yi dış tarafları ele geçiren arkadaşlar takımlar avantaj sağlıyor arkadaşlar. Zırhlar için Dezavantajlı bir harita. Dağınık ve adalardan çok oluştuğu için murif ve kruzörün sevdiği bir harita. E şöyle bir karşı takıma bakıyorum tekrar kimlerden nereye gelecek diye. Büyütme Z52 yani bir murif A taraftan bir murif C linkte herhalde C taraftan geleceğini düşünüyorum. Bakıyorum tam yolu yere verdim. Hafif böyle C ile B'nin arasına doğru gidiyorum arkadaşlar. E çünkü B'den de muhtemel iki tane Montana, bir tane de kruzör geleceğini düşünüyorum. Bakalım hafif hafif rotamı ayarlıyorum. Fazla da dikkat ederseniz dönüş göstermiyorum. Böyle C şu an provası kıvamında bir ada var. C ile ayıran kısım. O adayı C'den bana atılacak toplara karşı bir kalkan olarak kullanacağım. O yüzden B tarafından şu an körsü koyduğum yerden gelen düşmanlarla Direkt e, yap, yapabildiğim kadar isabetli atışlarla düşmana maksimum zarar vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada... Evet, A'dan bir kruvizör, düzeltiyorum bir murip bir kruvizör ve C'den de bir murip kruvizör gözüktü. Dediğim gibi iki montana da büyük ihtimalle B tarafından girecek. Toplarım sancak tarafta hazır bekletiyorum. Burada prova skanavetinde 2 var ve montana gözüktü. Stoba çekiyorum. İlk atışımı yapacağım. Kayalara vurmamak için hassas nişanlamayı da etkin hale getirdim. Bakalım ilk karibli atışımda ne göreceğim. 3 isabet 1200 arkadaşlar. Düşük bir atış. Tekrar hafif süretimi oynuyorum. Bakalım. Bu arada ibuki gözüktü arkadaşlar. Hemen torpidoyu devreye alıyorum. 2 tane torpidoyu bıraktım. Hatırlarsanız ana toplarla dövündü demiştim. Fakat e, gemi de sancak taraftan çıktı. O yüzden torpidoyu atmam çok kısa sürdü. Ibuki bakalım kaçabilecek mi? Sonarımı da aktive ettim. Ibuki torpido atılmaz. Açısı çok dar. Evet arkadaşlar. 6 torpido 7 torpido isabeti. Ve ibuki su aldı. E, bu kilinin %40 sağlığı kaldı. büyütmele kaçacak. Bu arada Montana'nın dediğim gibi 8 kilometre civarında toplarımı iskele tarafa doğru çevirdim. Ve ilk orta atışımı gerçekleştirdim tekrardan. Evet arkadaşlar 6'da 6 isabet. başarı bir atış. E, kış topların Baş toplum dönmesi bekliyorum. Kış topları bir soltuda atış gerçekleştirdim. Bu arada Dondoski, Montana ve onun arkasında bir Montana daha var. E, fakat şöyle bir avantajım var. Öndeki Montana e, bizim ekipteki Montana yattığı için topları ters tarafta kalıyor. Şu an o da bana dönüş gösteriyor. Fakat sağlığın yarısı gittiği torpilo menziline girmek üzere son atışımı da gerçekleştirdim. Top evet arkadaşlar çok kısa sürede top videosuna doğru bırakıyorum. Gördüğünüz gibi etkili bir atış yaptı. Sağlamın neredeyse yarısını aldı. E, toplarla dövmeye devam ediyorum. Hassas nişanlamayı da bastım. Büyük ihtimalle bu torpidoların yarısıyla Montana batacak. Bakıyorum. Evet Montana'yı batırıyorum. Şu an arkadaki Montana ile 7 kurometre civarı dogfight'a başlıyorum. Fakat avantaj olarak dost Murit topil salmış. almış. O yüzden Montana'nın sağlığın %70'i gitti. Ben de ana toplarımla batırmaya çalışıyorum. 12'de 11 isabet. Dediğim gibi bu geminin topları ok gibi gider. Tekrar atışı yapıyorum. Montana sağlığı azaldı. Benim de yaklaşık olarak %65 sağlığım var. Kayı olduğu için dönüyorum. Kış toplarım körde kalıyor. Fakat onun da beni vurması zorlaşıyor. Sadece prova hattımı gösteriyorum arkadaşlar. Tanıtım videolarında size söylemiştim. Prova hattını verirseniz klozörlerle zırhlar sizi zor vurur. Büyük ihtimalle son sort atışla alacağım bu gemiyi. Evet arkadaşlar evet bu gemiyi de alıyorum. Ee, savaşın son 2 dakikası kaldı. 90k hasar. 2 kilim var. Burada düşmanın z sisine basmış fakat gözüküyor. Manevrayı ayarlayamamış. Ee, Stop'a çektim. Ee, kayalardan dolayı toplarım körde kalmasın diye iskeleye basıyorum. Kış toplarımın dönmesi bekliyorum. İyi bir atışla büyük ihtimalle alacağım. Evet tüm toplarımı attım arkadaşlar. Ve 3 mermi yetti batması için. 3. kilimi de almış oldum. Burada e, savaş üstünlük şekilde devam ediyor. E, düşmanın bir ilk başta vurdum. ibukisi e kaldı. Bir de galiba jeringi kaldı şu an. Evet z ki batırdığım için jeringi kaldı. E, o yüzden c segmentine doğru ilerliyorum. Ibuki e de ufak haritada gözüktü. E, bakalım neler olacak. 95k hasarım olmuş. Şu an Cilin kayanın arkasına kaçıyor. Sağlığı azalmış. İbuki de şu an kayanın arkasında. Fakat ufak haritadan baktığımda C segmentine doğru ilerlemekte. Şu an bir atış yapıyorum. Ne demek istediğimi söyleyeceğim sizlere. Gördüğünüz gibi Alman gemilerine kayaların üzerinden top atışı yapamazsınız. Eğer bu İngiliz veya da Amerikan cruiser olsaydı bu toplar Ibuki'ye gidecek kayalara takılmayacaktı arkadaşlar. Şu an Ibuki'yi hafif görmüyorum. Bir ezbere atış yapacağım. Toplarım angıcı ettim. 12 top havada. Ve arkadaşlar evet 12'de 8 isabet 6 kalık bir hasar verdim. E, görmeden e, hissiyat atışı dediğim gibi bu gemi ok gibi atar. Baya gayet başarılıdır. İbuki'ye vuruyorum. Büyük ihtimalle torpidoları soba çektim. Kaçması diye evet büyük ihtimalle torpido alacak dedim. Burada eskide başvurumuzun da jering var. Sonlara bastım. E, bakalım nere olacak. Önleme amaçlı iki tane torpidomu bıraktım. Toplarım e, sancak tarafta iskeleti tarafa dönmesini bekliyorum. E, muhtemel tek veya iki soru atışta bu işi bitireceğim. Ve Evet arkadaşlar. Angaja oldum. Ve Jiring'i batırıyorum arkadaşlar. Dört e, gemi aldım. E, başarılı bir savaş oldu. E, sizlere e, önemli e, faydası olacağı düşünüyorum bu savaş videosunun. Şöyle bir genel sonucumuza bakalım. MVP olduk. 210 kupa aldık. E, 107 k hasar. 4 tane kilimiz var. E, gayet başarılı. E, Montana'ya karşı. Bakarsınız arkadaşlar. Toplu e, topu isabetinden 36K, 70K top isabeti var. E, bir tane köşk var. E, Sorumu yapılmış. E, dediğim gibi bu gemiliği de ana önceliğimiz ee, to toplar olacaktı. Ama dediğim gibi Ibuki gördünüz sizde. Fırsat geldiği zaman da hızlı ve seri bir şekilde torpidolarımızı attık arkadaşlar. Burada karşı takıma baktığımızda hasarı 70 kan üzerine kimse yok. Ciddi efektif olarak bir savaşı tamlamış olduk arkadaşlar. Videomuzun birinci kısmı burada bitiriyoruz. İkinci savaşta karşınızda olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci kısımda Hildanbukla savaşmaya devam ediyoruz. Karşıda bir uçak gemisi iki zırhlı, iki Kruvuzor, iki de Murif var. Son gücüne gelen üst segmentli kafes kalitesi var. Eğer Kruvuzor ee, veya zırhlı oynuyorsanız savaşın başına B segmentine, orta segmentte girmeyin arkadaşlar. Çıkamazsınız, batırırlar sizi. Bu arada ee, ben sizin için ya yüksek ya da en yüksek seviyede grafik kalitesi ayarlıyorum ama siz savaşınızda orta kaliteyi ayarlarsanız toplarınızın daha isabetli olduğunu göreceksiniz arkadaşlar e, kim nerede var diye baktım Makinamı tam yol ileri verdim e, toplarımı hafif sancağı tevcih ediyorum e, bakalım neler olacak İlk kısmı size taktik 2'yi paylaşmıştım. Bu kısımda taktik 1, taktik 3 ve taktik 4'ü paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada düşman nur gözmeye gözükmeye başladı. Fletcher'e ilk sorti atışımı gerçekleştirdim. Bakalım mesafede 12 km civarıydı. E, 3, 2 isabet 1900 İyi çoktan %10 aldım arkadaşlar. Bu da düşman vurup beni tehdit eder. Rahat oynamalarını engeller. O yüzden hızlanıp oynarken düşman vurup beni atışınızı çekinmeden yapın. Burada Meteor toplarımın dolmasını bekliyorum. Size basmadan ilk sol atışımı gerçekleştirdim. Şu an sis içinde. Evet arkadaşlar 12 de 8 isabet. 8K'lık bir hasar ciddi bir hasar verdim. Şu an sisin olduğu yere tahmin atışlar yapıyorum. İsabet olabilir, olmayabilir. Evet iki tanesi tuttu. A segmentinden düşman tarafa doğru geçiyorum. Toplarım B segmenti civarında. Düşman B segmentinin muritleri ele geçirdiği için şu an daha fazla puan kazanıyor. Bakalım Minotaur'u siz için şu an kaybettim. Bu arada oyunun en tehlikeli zıhlanan Rivalry'i gördüm. İlk orta atışımı gerçekleştirdim. Bakalım kaç isabet olacak. 12'de 7 isabet. 3.5 4K'lık bir hasar verdim. Şu an o da kayalardan yararlanıp kaçmaya çalışıyor. Ee, bu arada tekrar Minotaur sistem çıktı. E, ee, Minotaur'u gördüm. Eğer ekibinizde uçak gemisi varsa arkadaşlar Minotaur veya Desmones veya Worcester olan gemilere öncelikle atış ki uçak ee, ekibinizdeki uçak gemisinin etkinliği artsın. Minotaur'a evet 12'de 8 başlıyor bir isabet. Minotaur'un sağlığı %45 civarı. Bir tur daha atıyorum. Bakalım köşk vurabilecek miyiz? Köşk vurabilecek miyiz? Köşk vuramıyorum. Kaçtığı için 12'de 4 vurabiliyorum. Bu arada tekrar size bastı. Düşmanın hilden bulgunu görüyorum. Hassas nişanlamaya bastım. Toplarımı ateşledim. Bakalım 12'de kaç isabet göreceğiz. 12'de 12 isabet. 11 kilometreden ciddi bir isabet. İkinci sol atışımı gerçekleştiriyorum. Burada sonlara bastım. Bölgede muhrif tehdit olduğu için. Ee, başarılı atışlar devam ediyor. 12'de 8, 12'de 9 isabetler Hildan için 11-12 km civarı yüksek başarılı atışlardır. Bu arada uçak gemisi yanına ona doğru döndürdüm. Gemimi toplarımın doğması bekliyorum. Düşman gemisi uçak gemisi batırdığım takdirde e, savaşında köşk isabeti 10 isabet e, savaşın ortasında batırdığım için takıma çok büyük bir avantaj sağlayacak. Büyük ihtimalle son atışımı gerçekleştiriyorum. 12'de 8 isabet arkadaşlar. Batıramadım. Büyük ihtimalle e, bizim takımdan birisi alacak. Tevcih ettim toplarımı ama bana kalmadı. E, sancaktan dönüş yapıyorum arkadaşlar. Haritadan çok dışarı çıkmamak için. E, dediğim gibi burada savaş genellikle base segmentinde geçer. E, şu an provamı C'ye alıp. Evet Minotor'u görüyorum arkadaşlar. 12.5 buçuk Kurometreden neredeyse sınırda atışımı gerçekleştirdim. Bakalım köşk olacak mı? Evet arkadaşlar 12'de 11 isabet ve köşk görüyorum. E zaten 12.69 menzilim vardı. Neredeyse menzilim sınırından attım. Dediğim gibi bu gemi ok gibi atar. E burada Hildambuk geliyor bana doğru. Dediğim gibi mesafe kısalıyor. Hassas nişanlamaya bastım. Toplarımı tevcih ediyorum. Dikkat ederseniz torpidoya geçmiyorum. Torpido atmayacağım. Zaten iki tur atışla bitecek büyük ihtimalle. Torpido menziline girdi ama torpido atmıyorum arkadaşlar. Şu an toplarla döveceğim. Ee, arkadaş büyük ihtimalle torpidolara uğraştığı için atış yapamıyor. Ee, bakıyorum. Son atışımı yapacağım. Son atışımı yapacağım. Evet evet arkadaşlar. Ve düşman Hildenburg'u batırıyorum. Size söylemiştim taktik bir olarak Ana top. Ana top. Ana topi. Eğer e, düşman yine batardı torpil atmak yerine bir turda atış yapsaydı bana 7-8 K bu mesafeden hasar verebilirdi. Bu arada ribabiyi görüyorum. E, söylemiştim size zırhların toplarını nişan almaya çalışın diye. Taktik 4 olarak e, ribabikli mesafemiz 12 km. Topları vurmaya çalışıyorum. Bu mesafeden biraz zor. E, ama denk gelebilir. Sağlığımda arkadaşlar %55 civarı e, bir tehlikeli bir gemi. 30 saniyede yaptığı 3 sort atışla e, 45-50 kay bir anda bitirebilir. E, bunu söylemiştim size. Dikkatli bir şekilde dediğim gibi 45 derecelik açılarla e, mümkün olduğu kadar 60-45 75 derece açılarla e, Libabi'yi dövmeye çalışıyorum. E, çünkü onun da topları bana doğru dönüyor. Orada Tornistan'la topları baş topunu bana doğru çevirmeye çalışıyor. Şu an dikkat ederseniz paralel olduk. O yüzden iskele doğru alıyorum gemiyi e, ee, açımı 225 derece çevirmeye çalışıyorum. Ribabek dediğim gibi bir atış 10K mı yedi. Belki de 11K yedi. Köşkte aldım. Toplarım doldukça atıyorum. 12'de 11 isabet. Bakalım Ribabek beni alacak. Ben mi onu alacağım? Savaşın son 30 saniyesi arkadaşlar. Ee, kafa kafaya bir savaş. Ama iki alan onlarda. O yüzden ee, bilmiyorum kimin alabileceğini şu an e, kayalara takıldım toplarımı tevcih ettim tahminen bir sortide atış yapacağım sağlık kitine bastım çünkü benim de sağlığım çok azaldı son atışımı gerçekleştirdim ve arkadaşlar katil dibabiyi hıldambukla suya gömdüm bu arada mvp olduk arkadaşlar savaş yıldızı olduk e, güzel bir savaş oldu kafa kafaya giden savaşı bir anda tüm gemileri batırdığımız için e, farklı bir şekilde kazandık Şimdi genel bir tablomuza bakalım. 119K hasar. 2 tane kilim var. 110 kupan var. Gayet hasar miktarı ve kil açısından güzel bir savaş olmuş. Bu dikkat ederseniz ilk savaştaki gibi torpido isabetim yok. 212 tane anatop isabeti. Yaklaşık 120k hasar. Ee, diğer ekibe baktığımız zaman bana en yakın bizim takımda var bir midway onun dışında karşı takımda da 75k var geri kalan hepsi 40k 6 arkadaşlar ezici bir şekilde e, savaşa damgımızı vurduk arkadaşlar e, gayet e, başarılı bir şekilde e, savaşı tamamladık